teorisi vardır. Aşk tanrısı. Yani insanlar bir şekil vermişlerdir. Binlerce yıldır birikimidir aslında bu. Boşu boşuna öyle bir günde bu böyle bir şey olsun, oku olsun, yayı olsun dememişlerdir. Bir şey tanımamışlardır orada. Bu aşk tanrısı olsun demişlerdir. Ne yaptınız? Ben ne yaptım? Elimi vurdum. Hepinizin dikkatini bir yere çektim. O budur arkadaşlar. Bir enerji bir arkadaşımız söyledi. Kitlendim oraya. Eksik olan bir şey var bende. Eksiğimi giderecek olanın o olduğu düşüncesi. Dikkat. Ve ne? Aslında ne? Hiçbir şey bilmiyor onun hakkında. Aşırı merak duygusudur aşk. Aşırı merak edersiniz. Uykularınız kaçar. Şurası nasıldı, burası nasıldı, ne yer, ne içer, nedir? Ve eksik olduğunuz, etrafınızda gördüğünüz, sizde olmayan bir şeyler vardır ya, el ele tutanlar, gidenler, sevişenler, yemek, birlikte yemek yiyenler, gibi özlem duyduğunuz, yaşamak istediğiniz şeyleri, evet, o. Şimdi o merak duygusunun içerisinde bir de hayaller başlar. Çok yüksekte uykularınız kaçar, ayaklarınız yerden kesilir, uçarsınız, gökyüzündesinizdir. Bakın, ama o beni sevmedi. Bunu diyen insan zaten kendini de sevmemiştir. Karşılık beklenmez ki sevgide. Seviyorsundur ve sevdiğin için fedakarlık yaparsın. Ne kadar çok fedakarsan o kadar çok seviyorsundur. Tanım bu. Yani yerinde kavramları kullanmak. Aslında ne olduğunuzu, ne olduğunu, hayatımıza nasıl yön vermemize de yardımcı olacaktır. Kavramları doğru kullanabilirsek, öğrenirsek. Bir kız gördüm. İşte bu kız. Seviyorum. Ona kavuşmak için, ona elde etmek için birçok insanın canını da yakabilirim. Sadece bir kadına ihtiyacım vardı. Mevcut ortamda en güzeli o. Daha güzelini bulduğum anda, bu belki 3-5 ay, belki 3-5 sene sonra onu bırakacağım. Zaten sevmedim. İhtiyacımız olanın en güzeline talip olmayı biz sevgi zannediyoruz. Bakın bakalım böyle mi değil mi? İhtiyacımız olanın en güzeline talip